Türkiye'nin bu kadim kentinin, bu güzel kentinin bir şehri bu denli alabora edecek, mahvedecek bir projeye gereksinimi yoktur. İşin maddi boyutunu bir kenara önce koyalım. Önce şunu söyleyelim. Doğayı tahribat açısından şehrin bütün dengelerini, erişimini, ulaşımını, yaşamını alabora edecek böyle bir yatırımın İstanbul'a oluşturacağı travmaları bir gazete 3 kat demiş, ben öyle demedim. Bu şehre bugüne kadar hani ihanet ettik denen kavramların 100 katı. 100 katı. Bu kadar derin bir sorundur bu. Yani bunu teknik insanlar görüyor, herkes görüyor. Ben o sürecin içinde ben bu işe doğru bakıyorum ya da olumlu bakıyorum diyen teknik insanın bile vicdanı akşam kendisiyle baş başa kaldığında ağlıyor, sızlıyor. Vicdanı sızlandığından ben eminim. Bu kadar eminim, bu kadar net konuşuyorum. Böyle bir ihtiyaç yok İstanbul'un. Sıfır, gündeminde yok. Yani geçmişte Marmara Denizi'ne 3-4 tane adayı koyanlar, ada yani hafriyatlardan ada yaptılar. Bu projeleri biz gördük, biliyoruz. Bundan 8 sene önce, 7 sene önce gördük. O adaların üzerinde 2-3 milyon, 4 milyon dolara yurt dışında o villaları satacağız diye pazarlama yapanlar. Akıl tutulmaz. Deprem kuşağına ada yapıyorsunuz. Akıl tutulmaz. Yani depreme en yakın havzanın olduğu noktadan, Küçükçekmece Gölü'nün oradan bir kanalla İstanbul'u ikiye bölüyorsunuz, Avrupa yakasını. Stratejik olarak, güvenlik olarak bir ulaşılmaz, erişilmez bir ada oluşturuyorsunuz. Depremin etkilerini güçlendiriyorsunuz. Ya neresinden dinlesek elinizde kalır. Yani tekrar ifade edeyim. Bugüne kadar yapılan ihanetleri yüzle çarp. İşte 65 milyar lira deniyor, 75 milyar lira deniyor. Ya bu paralarla İstanbul'un deprem sorununu çözerim, deprem. İstanbul'un 50 bin bina çok riskli bina diye raporu var. Bende yok bu. Benden önceki yönetimlerin hazırladığı raporlar da var. Şimdi tekrar analizini yapıyoruz. Önümüzdeki hafta depremi konuşacağız bu şehirde 2-3 Aralık'ta. Yani siz İstanbul'da depremi çözememiş bir basiretsiz bir dönemi İstanbul'a yaşatmışken İstanbul'a 65-70 milyar, 75 belki de 100 milyar kendi keşifleriyle ilgili fikirleri olduklarını da düşünmüyorum. 1,5 milyar metreküp hesaplamaya göre hafriyat var. Yapılan toplantıda hiç kimse bununla ilgili konuşmamış. Devlet Su İşleri de bu işe karşı çıkmış. Altını çizelim. Yani yapılan toplantıda olumsuz rapor vermiş Devlet Su İşleri. Doğru. Hiçbir teknik kurulun buna olumlu rapor verme hakkı da yok, haddi de yok, şansı da yok. Yok yani akıl ve bilim, yani bu güzel kadim kent, ya biz çölün ortasında bir kent değiliz. Yani çölün ortasında parayla alabora edilecek ya da parayla kurulan bir kent değiliz. Bu kent Allah'ın bir lütfu. Bu şehre ihanet etmeyin, ettirmeyeceğiz. Bu milletin iradesini her ortamda savunan bir yönetim olmaya söz verdik. Ve bunu savunacağız. Biz sonuna kadar savunacağız. Bakın bütün detaylarını oturalım, kamuoyunun önünde tartışalım. Bak bu işin sonu referanduma kadar gider. Bu millete, bu şehre sormak zorundasınız. En doğru kararı millet vermez mi? Söz milletindir demedik mi? Benden çok geçmiş dönemin yönetenleri bu cümleleri kurmadı mı? Millete bunu tek tek anlatalım, millete soralım. Milletin umurunda değil, milletin Kanal İstanbul'da ne bekliyor Allah aşkına? İş mi bekliyor? Aş mı bekliyor? 1,5 milyar metreküp ne demek? Geçen gösterdim. Esenler, Bağcılar, Güngören'in şöyle 30-35 metre yukarıya doğru havalanması demek. Nereye koyacaksınız bunu? Hiçbir fikir yok ortada. Yahu en az 6-7 yıl bu şehri alabora etmenin, her tarafını inşaata çevirmenin anlamı ne? Ne biliyor musunuz? Yine milletin aklıyla oyun oynamak. Şu anda bu ülkede ekonomik sorunlar var. Bu ülkede ekonomik problemler var. Her gün travmalar yaşanıyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Hani ta 2011'de çılgın proje dedikleri iş acaba yine işe yarar mı diye milletin önüne böyle bir şeyi servis etmeye kalkıyorlar. Tümüyle yanlış bir iştir. Karşısındayız.
dediğim gibi millete soralım, noktasına getirelim, herkese anlatalım. Bütün bilim insanları bu işi şeffaf olarak tartışsınlar. Bütün akademisyenler, bütün yatırım unsurları, ekonomistler, ülkesini seven herkes bu işi tartışsın. Ondan sonra da halka soralım.